Herkese merhabalar. Geekoly kanalına hoş geldiniz. Sonunda uzun süredir beklediğimiz Last of Us dizisi çıktı. Daha önce bir tane uzun bir video, bir de aynı zamanda shorts yapmıştım üstüne. İlk başta ne kadar aynı hikayeyi anlatacak olsa da mesafeli yaklaştım ama fragmanların çok iyi durduğunu, bu yüzden her türlü iyi bir dizi olacağını düşünmüştüm. Ama tabii zaman yaklaştıkça benim heyecanım yine de arttı ve beklediğim gibi bir dizi çıktı. Çok iyi. İlk bölümü gerçekten aşırı iyiydi. Eğer böyle devam ederse %100 en iyi oyun uyarlaması olacak. Hadi detaylı bir şekilde konuşmaya başlayalım. İlk önce dizinin introsu çok iyi. Gerçekten bayıldım. Yani benim için en iyi introlar arasına girdi bile şimdiden. Zaten müziği bir efsane. Aynı zamanda görsel olarak da çok iyi. Intro konusunu hemen bitirdiğimize göre diziyle ilgili konuşmaya başlayalım. Dizi 1968'de açılıyor. Bir bilim adamıyla röportaj gerçekleştiriyor sunucu. Ve bence gerçekten çok akıllı bir giriş olmuş. Oyunda tabii ki de böyle bir şey yok. Burada hem bize, oyun oynayanlara yani, hem de oyunu oynamayanlara çok güzel bir açılış sağlıyor. O evrendeki virüsün kaynağının nasıl olabileceğini açıklıyor bilim insanı. Karıncayı zombileştirme örneği veriyor mantar üzerinden. Asıl eleştiriye devam etmeden önce Reddit'te bir teori gördüm. Bu virüsün tam olarak dizide nasıl çıktığına dair. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu benim teorim değil dediğim gibi. Ben Reddit'te gördüm ve gerçekten mantıklı geldi. Bir doğruluğu yok şu anlık ama bahsetmek istedim yine de. Çok fazla bahsetmek istedim dedim. Neyse hadi girelim. Bu Reddit kullanıcısının yazdığına göre virüsün maya ile yayıldığını söylüyor. Maya da bir mantar türü. Fungi yani fungus işte dediğimiz gibi. Ben hiç fark etmedim ilk bölümü izlerken. Çok küçük detaylar vermiş dizi bununla ilgili. Bu arkadaş iyi dikkat etmiş onlara. Şimdi birincisi diyor ki Sarah o sabah pankek yapmıyor. Çünkü karıştırmayı unutuyor. Hani karışımı yapmayı. Orada kullanmıyorlar maya. Daha sonrasında Joel Atkins diyetinde olduğunu söylüyor ve komşuların teklif ettiği bisküviyi geri çeviriyor. Orada da yememiş oluyorlar. Yani mayaya orada da maruz kalmıyorlar. Sonrasında Sarah kurabiye yapmaya gidiyor komşuya ve çikolata parçalı yapmak istiyor. Ama komşu kuru üzümle yapacağım diyor. Bu yüzden kurabiyeden de yemiyor. Orada da kurtuluyor mayadan. Yani o gün içinde maya bulunduran hiçbir ürün yemiyorlar. Ve en sonunda Joel doğum günü pastasını almayı unutuyor. İlk bölümü oranla çok fazla maya ile ilgili detay var gerçekten. Ben hiç fark etmemiştim. Burada tek bir soru akla şu geliyor. Komşu yaşlı ablaya kurabiye yedirirken görüyoruz ve sonradan anlıyoruz ki zaten enfekte olan o oluyor ilk. Ama diğerleri neden oluyor? Hani aklımıza gelen tek cevap onlar yememiş demek ki. Ama bu tabii kesin bir şey değil. Ya bu da adamın teorisi yani. Hiçbir dayanağı yok dediğim gibi. Ben sadece mantıklı bir teori geldi. O yüzden bahsetmek istedim videoda. Aynı zamanda bu postun altına birisi de yorum yapmış. O da demiş ki ben bu detayı bilmiyordum. Joel ve Sarah kahvaltı yaparken Jakarta'da olan olaylardan bahsediyor haber. İşlerin kötüye gittiğini orada falan. Ve bu arkadaşın dediğine göre Jakarta un üretiminin en fazla olduğu yermiş dünyada. Hani bu da bir bağlantı olabilir. Evet şimdi geri dönersek. Oyunun hikayesine çok büyük oranda sadık kalmış dizi. Birkaç küçük değişiklik, oyunda bilmediğimiz bilgiler eklenmiş. Mesela Joel'un biz nereye gittiğini bilmiyorduk Sarah ile uyuyakaldığımızda. Aslında kardeşini kurtarmaya gitmiş hapisten. Daha doğrusu hapistenmez de. Gözaltı işte, nezarethaneden. Aynı zamanda Sarah'ı biraz daha tanımış olduk. Komşuyla zaman geçirdi falan. Çünkü oyundakinden farklı oldu. Oyunda normalde bir komşu camı kırıp içeri geliyordu zombi olarak. Burada tam tersi Sarah yanına gidiyor. Sarah'ı biraz daha tanımış olduk. Aynı zamanda saati tamir ettirirken de gördük. Biraz daha bağlanmamızı sağladılar. Zaten onun ölüm sahnesi harbi her zaman duygusal ya. En iyi açılış sahnelerinden birisi galiba gelmiş geçmiş. En vurucu diyeyim, en iyi mi bilmem ama. Bu arada şu sahnede çok küçük ve hem üzücü hem de güzel bir detay var. Sarah babasını aramak için odaya girdiğinde sağda gitar, solda da futbol topu görüyoruz. Futbol topu zaten oyunda kızıyla fotoğrafı vardı biliyorsunuz futbol maçından. Ona bir gönderme. Gitar da zaten. Bölümdeki en sevdiğim sahnelerden birisi bu nenemizin arkada kafayı yemesiydi. Çok küçük bir detaydı evet ama bence ürkütücüydü. Beni germeyi başardı. Güzel bir tercih olmuş. Onun dışında dizinin kurgusu çok iyi. Ben 87 dakikanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Bittiğinde şok oldum dedim. Ben izledim bile mi 1,5 saat bu diziyi? Gerçekten çok iyi kurgulamışlar. Tebrik ediyorum. Bu dizinin kötü olmayacağı çok belliydi ya. Hem Neil Druckmann vardı hem Craig Mazin vardı. Yani Chernobyl gibi bir diziyi yaptı adam. O yüzden güveniyordum zaten. Oyunculuklara gelirsek. Oyunculuklar ben genel olarak çok beğendim. Bir sürü kişi hala eleştiri yapıyor. Bella Ramsey Ellie'ye benzemiyor diye. Evet oyundaki Ellie'ye benzemiyor. Ama ne gerek var? Hani benzeyince ne oluyor? Ellie'nin tipinin bir önemi yoktu ki oyunda. Ben bu eleştiriyi hiç anlamıyorum. Ha benzese ne oluyor derseniz mesela çok yakından bir örnek verebilirim. Rings of Power'daki Galadriel. Benziyordu ne oldu? Yani rezalet bir dizi izledik. Kitaptakine benzemeseydi de daha iyi bir dizi izleseydik ben okeydim. Oyundakine benzemiyor ama daha iyisini izliyorum. Tamam abi kafi bana. Daha ne isteyeyim? Dediğim gibi arkadaşlar en yakın örnek Galadriel kitaptakine benziyordu da ne oldu? Koskoca Galadriel'i 16 yaşındaki ergene çevirdiler dizide. Ya ben o diziyi savunan bir insan olduğuna inanamıyorum. Kesin vardır ama nasıl ya? Hiç algılayamıyorum. Bu diziye de güya gömme videosu çekecektim. Sonra dedim hiç değmez.
Ama o kadar çok videoda ne kadar kötü olduğundan bahsettim ki dayanamıyorum çünkü. Keşke çekseymişim bari. Neyse ya, ne güzel bir adaptasyondan konuşuyoruz. Biz devam Aga Last of Us'tan. Bence Bella Ramsey'nin karakterini çok iyi yazmışlar. Gerçekten bana Ellie izliyormuşum hissini direkt ilk bölümden verdi. Çok güveniyorum ona. Pedro Pascal bence Joel'u zaten direkt oturmuş ya. O adam Joel. Çok belli ediyor. Genel olarak ben Tommy'yi de beğendim ilk bölümden. Tess'i de beğendim. Marlene'i de beğendim. Hepsini beğendim ya. Benim hiçbir sıkıntım yok şu anlık. İlk izlemeye başladığımda bir Tess bir hafif şey gelmişti. Bir oturmamıştı kafamda ama oturacak gibi duruyor zamanla hani. Bu arada yapımcılar yani Neil Druckmann ve Craig Mazin ana hikayeye tamamıyla bağlı kalacaklarını ama aynı zamanda değişiklikler ve eklentiler yapacaklarını söylediler. Yani bu demek oluyor ki başı sonu belli olan bir hikaye izleyeceğiz. Dizide o değişmeyecek. Ama yeni bir sürü eklenti ve belki de çıkarttıkları bazı şeyler olacak. Onları iyice göreceğiz ki ilk bölümden bile küçük küçük eklentiler geldi. Onları da bahsettik zaten. Bence bölümün sonunu çok iyi bitirdiler bu arada. Oyunu oynamayanlar için çok büyük bir cliffhanger'da kaldı şu an. İkinci bölümü herkesin heyecanla beklediğini düşünüyorum. Ha ben de bekliyorum bilmeme rağmen de. Tam çünkü asker yakaladı bunları. Onların ateşini ölçtü ve Ellie'nin ateşi inanılmaz yüksek çıktı. O yüzden ısırılmış bu kız muhabbete geçti. Herkes de bir an lan bir dakika oldu. Tam bu sahneyi konuşmaya başlamışken en büyük eleştirimi de yapayım. Bölümdeki her şeyi beğendim. Bölüme olan tek eleştirim. Yani şu an hiçbir eleştiri aklıma gelmiyor. Belki zaman geçtikten sonra gelir. Bir daha oturup izlesem bulurum belki. Neyse. Abi Matrix 4'te yapılan bir şeyi yapıyor. Ve bence Matrix 4 rezalet bir film. O çok ayrı bir konu ama. Sonda Joel asker silah doğrultunca Ellie'ye doğru silahını doğrultuyor. Joel önüne geçiyor. Bir anda hani zoom yapıyor yüzüne. Zaten anlıyorsun. Eski travmaları hatırladın. Sarah'ın ölümünü hatırladın. Abi sonra bir anda flashback oluyor ve onu görüyoruz. Ben mal değilim. Teşekkür ederim. Orada ben anladım Joel'un ne yaşadığını. Bana göstermene gerek yok abi bunu. Seyirciye mal gibi davranınca çok sinirleniyorum ya yapımcılar. Bu sahnenin bütün duygusallığını bende aldı mesela. Niye ya? Niye? Matrix 4'teki bütün göndermelerde eskiye geri dönüyordu. Eski filmden sahne gösteriyordu. Aynı boku yapmışlar umarım devamında olmaz. Gösterme. Salak değilim. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Evet tek küçük eleştirim buydu yani. 5 saniye falan süren bir sahneydi. Aklıma gelmişken araya şu yorumu da katayım. Bir sürü insanın şey konusunda kafasını karıştığını gördüm. Normalde oyunda 2023 yılında geçmiyor hikaye. Gelecekte geçiyor. Ama dizide 2023 yaptılar. Bunun sebebini de yapımcılar açıkladı. Gelecek yerine daha bilinen, yakın bir tarihi deneyimlemesini istemiş insanların. Ve bence okey. Mantıklı bir bakış açısı. Daha yeni korona olayları yaşamışken o açılıştaki bence 1968 sahnesi bayağı vurucuydu. Yani genel olarak bu kadar bakalım. Bölüm bölüm inceleme çekmeyi düşünüyorum. Dizi hele böyle giderse kesinlikle yapacağım çünkü çok iyi gidiyor ya. Sonunda iyi bir oyun uyarlaması o kadar mutluyum ki. Peki efendim siz beğendiniz mi? Sizce oyunculuklar nasıl? Hikaye nasıl? Çoğu kişinin hala Bella Ramsey'i Ellie olarak sevmediğini biliyorum. Ama arkadaşlar lütfen mesela yorumda yazarken de şunu yazın. Bella Ramsey bence Ellie'ye benzemiyor yazmayın. Tamam onu öyle düşündüğünüzü biliyorum zaten. Ama mesela şunu yazın. Sizce Bella Ramsey Ellie'ye benzemiyor tamam. Ama peki oyunculuğu nasıl? Oyunculuğunu beğendiniz mi en azından? Benzemediğini ben de biliyorum çünkü. Ama bence hem karakteri çok iyi yazmışlar hem de kız çok iyi oynuyor. O saldırgan küfürbaz yapısını bence çok iyi tutturmuşlar dizide. Buna katılmama ihtimaliniz olduğunu düşünmüyorum ya ne bileyim. Ama tabii işte kişisel zevke geliyor konu. Sonuç olarak. Oyunculuklardan memnun musunuz? Hikayeden memnun musunuz? Diziden genel olarak memnun musunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda beğenip abone olursanız çok sevinirim. Çünkü ihtiyacımız var. Bu arada videoyu kapatmadan şunu anlatmak istedim. Ben şu an bu diziyi 1 liraya izliyorum. Evet. Hepsi burada premium alınca yanında Blue TV veriyor. Ve ilk ayı 1 lira. Sonra da 10 lira. O yüzden haberiniz olsun. Bu taktiği yapabilirsiniz benim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.